Arkadaşlar, birinci videomuzda gaz boğazı ile alakalı durumlardan bahsettim. Gaz potansiyometremizi de yerine montajını yaptım. İlk evvela 3 uçlu bir eleman biliyorsunuz potansiyometre. Birinci ve üçüncü bacaklar arası ölçü aletimi bağladığım zaman 5,7 kilo ohm gibi bir değer gösteriyor. Arkadaşlar burada şu kontrolü yapacağız. Gaz hareketimizi yaptığımız zaman herhangi bir şekilde direnç değerimizde değişiklik olmayacak. Daha sonra ortadaki bacakla sağ ve soldaki bacaklar arasını ölçeceğiz. Şu anda 5,04 kilo ohm. Burada sizden istediğim bu gaza basma işlemini çok yavaş yapmanız ki arada herhangi bir yerde bir kopukluk varsa temas etmeyen bir yüzey, çizilmiş bir karbon yüzeyi bakın orada bu değerin sıfıra düştüğünü göreceksiniz. Değerimiz 5 kilo ohm'dan aşağı doğru değişiyor. Herhangi bir şekilde açık devre olmadı. Arkadaşlar bunu 5 volt vererek gerilimi de takip edebiliriz. Fakat direnç ölçebiliyorsak buna gerek yok. Diğer tarafa yapalım. Bakın bu sefer de 0,8 kilo ohm gibi bir değerden başlıyor. O da şu sebepten. Çünkü birinci videoda bahsettiğim gibi bizim aslında gaz potansiyometremiz sıfırda durmuyor. Yani bu için 4,8 dereceli bir açıklık var. Oradan başlıyor. Bakın şimdi gene devam edelim. Yavaş yavaş gene öbür tarafa deneyelim. Arıza gözükmüyor arkadaşlar potansiyometremizde. Bakın. Boğaz temizliğini elimizden geldiğince yaptık. Işığa tuttuğunuz zaman arkadaşlar bu kenarlardan ince bir ışık hüzmesi sızdığını görürsünüz. Sökmüşken de buradaki vidaları da şöyle elden geçirmekte yarar var. Arkadaşlar şuradaki ayarla oynamayalım. Sizden ricam. Bu eğer buradaki ayarla oynarsanız yani potansiyometremizin nereden başladığıyla alakalı bir ayar bu. Lütfen bu ayarla oynuyorlar. Bazen usta rölantide tutturamadığı zaman aracı. Bu mesela bu şöyle çevireyim bakın. Yani biraz açıklık bırakmak için bu ayarla oynuyor. Bu fabrikasyon bir ayardır. Zaten kırmızı da boya yapılır buraya. Oynanmasın diye. Mesela bunun içinde böyle bir şapka takılmış. Şapkanın altında bir vida var. Vida ile hani oynanmasın diye. Bu şekilde bakın. Vida bu boşa dönüyor. Ama sadece fabrikasyon bir ayar yapılır. O da vida sökülüp yani bunu da sizin burayla oynamayacağınızın da işaretidir. Video bu kadar. Diğer sensörlerin testiyle alakalı da arkadaşlar videolar gelecek inşallah. Dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için de abone olursanız sevinirim. Herkese teşekkür ederim.